Hoş geldin Aksal abi. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? İyi, Görüşmeyeli. iyi, çok şükür. Sizi de her zamanki gibi yine iyi gördüm. Teşekkür Enerjiksiniz. ederim. Teşekkür ederim. Evet, enerjim yüksek. Heyecanla beklediğim bir maç var çünkü. Ben üzülüyordum Süper Lig bitti, maç izleyemeyeceğiz diye ama bir Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmamız gerçekleşecek. Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Neler söylersin? Ya direkt maçın sonuna geldim. Şöyle bir genel bir toparlama yapalım. Tamam. Genel bir toparlama yapalım. Ziraat Kupası'nı sonra konuşalım. Özet geçelim. Tabii ki. Pandemi öncesi, pandemi sonrası. Pandemi öncesi hakemler Trabzonspor'a etti. Pandemi sonrası Trabzonsporlar kendi kendine etti. Tabii bunda kadronun dar oluşu, teknik adamın tecrübesiz oluşu, bazı oyuncuların sakat oluşu, bir panik, stres sonucu, daha doğrusu ligi ikinci olarak bitiriyorsunuz. Ama devam ediyor. Yarım kalan bir hikaye diyeyim ben buna. Evet. İnşallah yeni hoca da belli olduktan sonra o hoca bu hikayeyi tamamlayacaktır. Takviyelerle birlikte tamamlayacaktır. Lig devam ediyor. Çünkü bir ay sonra yine başlayacak. Ya Trabzonspor'un önünde sizin de az evvel ifade etmiş olduğunuz gibi Türkiye Ziraat Kupası var. Yayını açtığımda siz şöyle bir cümle söylediniz. Rövanş dediniz. Bu çok tehlikeli bir cümledir aslında. Eyvah. Tabii. Futbolu keyif alarak oynarsanız, daha doğrusu rövanştan, evet rövanş bilinçaltınızda olacak. Ama bu mücadelede hep bunu düşünürseniz, zaten Trabzonspor'u şöyle bir incelediğimiz zaman, sizin de dikkatinizi çekmiştir. Tüm futbol severler de bu konuda niye böyle oluyor diye düşünmüştür. Trabzonspor final maçlarını hep oynar. Hep iyi oynar. Final maçlarını diyorum. Ama maç öncesi favori olarak gösterildiği maçlarda odaklanma sıkıntısı yaşıyor. Ve dolayısıyla o maçları Trabzonspor'un kaybettiği görülmüştür. Ancak yarınki maç biraz farklı olacak. Niye farklı olacak? Yeni bir hocayla muhtemelen anlaşılmıştır. O teknik adam da bu maçı televizyondan seyredecek. Hem Trabzonspor'u tanıyordur, hem futbolcuları tanıyordur. Doğal olarak önümüzdeki yıl Trabzonspor'dan birkaç futbolcu gönderebilir. Başta savunma hattı, defans hattı olmak üzere oraya 2-3 tane takviye yapılacak. Kadroyu biraz daha geniş tuttuğunuz zaman, az önce de ifade etmiş olduğum gibi, Trabzonspor yarım kalan hikayeyi önümüzdeki sene tamamlar. Yeter ki Trabzonsporlar enseyi karartmasın. Mutlu baksınlar, umutlu baksınlar. Dolayısıyla yarınki maçı ben Trabzonspor'u favori görüyorum. Niye favori görüyorum onu da hemen söyleyeyim. Kayserispor maçını izlediğimiz zaman morali bozuk bir Trabzonspor vardı. Aslında aklı Olimpiyat stadındaydı. Çünkü son 7-8 hafta ligin lidersiniz. Aksilikler oluyor, şanslıklar oluyor, formsuzluklar oluyor. Oluyor da oluyor. Hal böyle olunca ne oluyor? Ligi ikinci bitiriyorsunuz. İster istemez futbolcu der ki ya ben bu kupayı alayım da camiamı mutlu edeyim. Futbolcuların tek amacı bu olacaktır. Özet bu. Özet bu. Trabzonspor gümbür gümbür geliyor karşılaşmaya, final karşılaşmasına. Sevgili Nergis, futbolda uzun soluklu yapılanma çok önemlidir. Mesela Abdullah Ocağan ismi geçiyor, değil mi? Sen sormadan ben söyleyeyim. Bazıları şunu söyler. Abdullah Hoca Trabzonspor'da başarılı olabilir mi? Niye olmasın? Daha önce çalıştırdığı takımlar Başakşehir hariç hep o birinci ayağından başlayan bir yapılanma süreci vardır. İkiye geliyorsunuz, üçe geliyorsunuz. O sabrı gösterilmiyor. Ama Trabzonspor'un oturmuş bir kadrosu var. Orada hoca devamını getirecektir. Onun da yarım bıraktığı bir hikaye var. O da o hikayeyi Trabzonspor'la birlikte tamamlayabilir. Benim düşüncem bu. Yani genelde şimdi Avcı için hep deniliyor ki proje teknik direktörü. Ancak hep oturmamış kadrolara gelmişti ve kendi kadrosunu oluşturmaya çalışmıştı. Şimdi belki de ilk kez oturmuş bir kadroda göreceğiz. Eğer Abdullah Avcı'yla imzalanırsa tabii ki. Bilmiyorum. Muhtemelen, Sevgili muhtemelen. Aksan, bu bilgiler sende. Bilmiyorum.
Ben biliyorsun benden şey çıkmaz. Yani böyle reyting olsun, prim olsun diye de haber vermem. Gündemde olduğu için bu örneği verdim. Evet, Abdullah Hoca iyi bir seçimdir bence. Yani Trabzonspor camiası da ona yardımcı olursa, dün de sizin katıldığım programda söyledim, bugün de söylüyorum. Trabzonspor yıldızlandırma yaparsak 10 üzerinden 6,5-7 o süreci tamamladı. Hoca zaten şu anda takıma geldiğinde herkesin bildiği, Sağır Sultan'ın bildiği mevkiler vardır. O mevkilere o nokta transferleri yapıldığı zaman Trabzonspor 25. haftada, 27. haftada hani lider bıraktığı yerden devam eder gider. Diğer takımlar yapılanacaklar. Önümüzdeki yıl farklı bir lig seyretmeyeceğiz. Gene Bilmiyorum. benzer bir lig izleyeceğiz. Tabii. Peki Trabzonspor'un şu anda en önemli, en acil transfer yapması gereken nokta neresidir? Ya dün de söyledim, köşemde de yazdım. Biz yıllarca şu cümleyi söyledik. Defans hattı için, savunma hattı için. Kansere çare bulundu, Trabzonspor'un defansına çare bulunmadı. Bu cümleyi artık sonlandıralım. Bu pandemiye COVID-19'un aşısı bulunacak ama Trabzonspor defansına o nokta transferleri yapılmazsa önümüzdeki yılda şu cümleyi kullanacağız. Trabzonspor'un defansındaki sıkıntılar hala devam ediyor. Oysa pandemiye de çare bulun diye. İşte bu hatta takviye yapıldığı zaman çok daha farklı Trabzonspor'u seyredeceğiz. Bir de futbolda şu algı, şu düşünce kaldırıldı. Bunu Trabzonspor kaldırdı bu sene. Atanıyla tutanınız iyi olduğu zaman şampiyon oluyorsunuz. Ama atanıyla tutanınız hakikaten çok iyi de olamadınız. Evet. 3-5 takviye ile beraber, 3-5 takviye ile beraber Trabzonspor aynı heyecanı yaşayacaktır. Ben dün de bir mekana gittim. Siz oradan ayrıldıktan sonra çok Trabzonsporlu dostlar geldi. Baktım morallerinin bozuk olduğunu gördüm. Onlara da benzer şeyler söyledim. Siz bir yıl ikinci olursunuz. Ondan sonraki yıl şampiyon olursunuz. Bu şampiyonluğa giden yol da böyledir. Yani bu engebelidir, dikenlidir, taşlıdır. Buraları aşmanız gerekir. Ama sadece futbolculardan, yöneticilerden bunu bekleyemezsiniz. Camiye evet, hakikaten genetlenmişti. Ligi Evet. ikinci bitirdiği süre her Trabzonsporlu evinden emin olun sanki canlı cenaze çıkmıştı. Cenazeye çıkmıştı. Futbolun içerisinde bunlar var. Önemli olan bu krizi atlatabilmek. Zaten Alanyaspor maçında 90 artı 5'te gelen golden sonra ve Ankaragücü maçı sonrası Trabzonsporlular kendini karanlığa gömdüler. Çünkü onlar için Trabzonspor'dan başka bir Trabzonspor yok. Haklılar. Fakat futbol uzmanları da bu işleri anlatmaya çalışıyor. Bu süreci az evvel de ifade etmiş olduğum gibi teknik adam, yöneticiler, futbolculara en büyük desteği verecek olan camiadır. Ben buna inanın vereceklerdir. Yeter ki lige iyi başlayın, arkası gelir. Ama Trabzonspor üstüne koya koya gidiyor. Şimdi lige iyi başlamaktan bahsedince tabii ki benim aklıma şu geliyor. Biz hep bu sezon şunu konuştuk. Trabzonspor'un kadrosu evet dar bir kadro, geniş bir kadro değil ancak çok iyi bir kadro. Hep bunu söyledik yani. Başakşehir'in de kadrosu iyi ama Trabzonspor'da çok iyi oyunculara sahip. Şimdi önümüzdeki sezon için önemli olan bu kadroyu bozmamak en başta. Kadronun bozulmaması ile ilgili ne söylersin? Çünkü çok fazla spekülasyon konuşuluyor. İşte o gitti, bu gitti, şu geliyor vesaire gibi. Tabii en önemli noktalardan birisi de Sörloth, Uğurcan gibi isimler. Sosa da konuşuluyor ama Sosa ile ilgili benim bilgim var. Sosa ile ilgili bir durum yok şu anda. Sen ne söylersin kadronun bozulmaması ile ilgili? Bu pandemi sürecinde sizle çok yayın yaptım. Burada da yaklaşık 70 akşam yayın yaptım. Trabzonspor lider olduğu dönemler bu tür algı oluşturan haberleri çok gördüm. Hep dostlarımı bunu anlattım. Amaç şuydu. Trabzonsporların enerjisini bölmek, dağıtmak. Futbolcuların odaklanmasını engellemek. Siz bana transfer sordunuz. Siz son 7-8 ay özetlediniz. Nova bile imza attırmışlardı. Sosa'yı yollamışlardı. Başka futbolcuları yollamışlardı. Oysa ne giden var ne gelen var. Olay şöyle olur. Mesela arkadaşlar Novak transferini çok soruyorlar. Bizim Evet. bazı arkadaşlarımız da imzayı attı derler. Bu işler şöyle Evet. yapılır. Futbolcu eğer bir yerde mutluysa, huzurluysa
Evet, transfer teklifleri gelir. Pazarlık yaparlar, otururlar. Daha fazla kazanmak isterler. Menajerleri sorun çıkartırlar. Bu futbolun doğasında var. Ancak mutlu olan futbolcu önce tercihini ilk takımından kullanır. Şu anda Trabzonspor'a bakıldığı zaman 3 aşağı 5 yukarı söylentiler dahilinde anlatmaya çalışıyorum. Hocası belli olmuştur. Ama yönetim o hocayla oturup konuştuğu zaman hocanın da istekleri, talepleri olur. Şu oyuncular kalırdır. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yarın gibi maçı görürüz. Ondan sonra hoca der ki bu futbolcuyla anlaşın kalır. Plan program ondan sonra yapılır. Ama maalesef ülkemizde halı sahalar çoğaldıktan sonra futbol televizyona ve bilgisayar içerisinde girdikten sonra ve bir de sosyal medya gerçeği var. Haberler, haberler, haberler. Sonrası özür dilemek bile yok. Niye? Herkes anlattığıyla kalıyor. Dolayısıyla Trabzonspor yarınki maçı görecek. Onu görmesi lazım. Hocaya imza attıracak. Futbolcularla birlikte, yöneticilerle birlikte oturup bir görüşme yapılacak. Trabzonspor'un yıllardır hep eksikliği buydu aslında. Emin olun, bir haber çıkıyor, okuyorlar bir yerde. Dostlar bizi ararlar hep. Aksal abi veya Aksal abi ne diyorsun Musa? Ya gülüp geçinler. Çünkü futbol böyle bir şey. Futbol palavrası bol bir meslek grubudur. Transfer anlamında söylüyorum. Nedir? Çıkarsınız televizyonlara işte veya köşenizi yazarsınız, anlatırsınız. Eğer camia nezdinde güvenilirsiniz ve inandırıcınız varsa millet buna itimat eder. Derler ki bu adam bunu dedi, konu kapansın. Böyle bir gün yayın yaptığımızda, dün de sizin kanalınızda yaklaşık bir saat yayın yaptık. Biliyorsun ben televizyonlara hep geleceğim zaman şunu söylerim. Trabzonspor'un mutlaka fazla konuşulması gerekir diye. Evet. Çünkü Trabzonspor eksik anlatılıyor. Milyonlarca Trabzonspor'u ekran başına geçtiği zaman hem futbolun gerçeklerini anlatan hem transferlerle ilgili doğru bilgi veren insanlara hasrettir. Anlatacaksın, anlatacaksın, anlatacaksın. Var mı başka soru? Ben Var tabii. sabaha kadar konuşurum. Yani fazla şey yapmak istemiyorum. Yok, estağfurullah. Uğurcan'ı sormak istiyorum özellikle. Uğurcan'la ilgili çünkü ben şöyle bir şey duydum. Uğurcan Trabzonspor'un şampiyon olduğunu görmeden ben buradan gitmek istemiyorum gibi bir şey söylemiş. Sen Uğurcan'ım de çok yakından tanıyorsun Uğurcan'ı. şunu söyleyeyim. 45 yıldır yukarısı var da aşağısı yoktur. Futbol sektörünün içerisindeyim. Onlarca, yüzlerce, binlerce oyuncu tanıdım. Ama Uğurcan Çakır karakter olarak, kişilik olarak hani Charlotte gol kralı oldu ya, benim nezdimde kraldır. Çocukluğumdan beri onu söylerim. Ben efsane kadroda orada olmak isterim. Dolayısıyla Uğurcan Trabzonspor'dan ayrılırsa Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda gider. Evet, bu önemli bir nokta. Zira sporcu bir ailenin çocuğudur. Babası da müthiş bir Trabzonsporludur. O şekilde yetiştirilmiştir. Bakın 10 sene önceydi galiba. Mesela hep şu cümleyi söylemiştir. Trabzonspor'un efsane oyuncularından olacağım. Bunu defalarca anlatmışımdır. Diyeceğim şudur. Kulüp çağırır der ki sana çok iyi bir teklif var. Bu kadar para var. Ancak öyle ayrılır. Ama siz de takdir edersiniz ki Türkiye'deki bütün kulüpler borç batağında. Bunu nasıl Evet. çevirecekler? Bir de alttan oyuncu gelmesi lazım. Bakın hazır konu açılmışken, altyapı demişken size şunu söyleyeyim. 3 ay sonra, 5 ay sonra öyle gençler konuşacağız ki Trabzonspor Kulübü onlara da birkaç oyuncuya da imza attırdı yanılmıyorsam. Çok yetenekli özel oyuncular. Yani Evet. siz eğer fabrika olursanız o fabrika devamlı üretecek. Bu potansiyeli de Trabzon'da var. Ancak şuraya dikkat etmemiz gerekir bizim. Bir futbolcu bir maç, iki maç çok kötü oynadı diye eğer onu yerden yere vurursanız alttan gelen oyuncular nasıl ki yukarıyı hedef alıyorsa, baz alıyorsa onların bilinçaltında şöyle bir algı oluşabilir. Hata yapma korkusu, endişesi. Çünkü endişe bulaşıcıdır. Dikkatli olmak lazım. Burada tabii medyaya çok iş düşüyor. E tabi şey Taraflarla vardır. Mesela bir şey gibi düşünün. Bir terazi gibi düşünün. Terazinin kefesi gibi düşünün.
övgüde ve eleştiride o terazinin uçlarını iyi ayarlamak gerekir. Mesela öyle bir şey yaparsınız ki övgüde çok fazla yaklaştığınız zaman oyuncu sosyal statü zıplamasına kapılır. Ben ne oldum diye kendini kaybeder. Ama öbür taraftan da baktığınız zaman uçuruma gidersiniz. Dikkatli olmak lazım. Bunu iyi ayarlamak gerekir. Peki. Şimdi Ziraat Kupası ile ilgili biraz daha konuşalım mı Konuşalım. sevgili Aksel abi? Ne diyorsun? Nasıl olacak? Evet, Trabzonspor favori. Ama Alanya'ya karşı nasıl bir oyun sergiler sence Trabzonspor? Şimdi biraz da yani Alanya'ya da bilenmedi değil yani Trabzonspor baktığımız Tabii zaman. Mental anlamda. şöyle futbolda şu terim vardır. Kültürize edilmiş coşku. Eğer bunu gerçekleştirebilirsiniz yani bu şu demektir. Sakin, sabırlı, düşünerek oynamak. Bu çok önemli bir şeydir, futbol anlayıştır. Mesela bazı takımlar diyelim ki maça çok hızlı başlarlar. Atak atak atak, rakip takım bir gelir. Tüm şeyiniz, konsantrasyonunuz bozulur. Tabii ki oyuncular şunu düşünüyordur. Biz bu kupayı alıp Trabzonspor'un müzesine bunu koyalım. Hakikaten camiayı mutlu eder. Evet, Bu bir. tabii ki. Siz de takdir edersiniz ki Alanyaspor'da bu ligin en iyi oynayan takımlarından bir tanesi. Ben onlar futbol anlayışını şöyle yorumluyorum. Top yorulur, oyuncu düzeltiyorum. Oyuncu yorulur, top yorulmaz. Çok pas yapan bir ekip. Ve oyunu da kendi yarı alanında kabul ederler ve akan oyunda da çok etkililer. Fakat Trabzonspor'un genlerinde şöyle bir şey var. Rakip kim olursa olsun direkt sonuca gideyim. Mesela sezon başından beri hep şu eleştiriyi yaptık. Hatlar arasında büyük bir mesafe var. 70-80 metrede oynanan bir oyun şekli var. Dolayısıyla ben o anlayışı, o futbol oyunu da şu cümleyi hep söylerim. Dağdan dağa güvercin uçurmak. Zaten defansta problem var. Orta saha işte o geniş alanda orta saha çok erken geçiyor. Ne oluyorsunuz? Defansta karşı karşıya geliyorsunuz. Zaten defans tırnak yolduruyor, saç yolduruyor. Efendime söyleyeyim, 1-0 öne geçseniz bile Trabzonsporlar rahat değiller. Burada Trabzonspor'un bir Sherlock gerçeği var. Bir Sosa gerçeği var. Yani hakikaten kaliteli bir takımı var ama oyun aklı yoktu. En büyük sıkıntı buydu. Az evvel de ifade etmişim olduğum gibi Trabzonspor bu tür maçları iyi oynuyor. Ama bunun da sebebi söyledim. Odaklanma sıkıntısı yaşıyor oyuncular. Fazla aşırı konsantrasyon da iyi ayarlamak gerekir. Korkuyu da ayarlayamıyorsunuz. Zaten Alanya ve Ankaragücü maçından sonra Trabzonspor'un yaşadığı en büyük sendrom buydu. Sosyal medyada şöyle bir örnek vereyim size. 2000-3000 kişi takipçisi olan kişi oluyor futbol uzmanı. Camiaları çok rahat yönlendirebiliyorlar. İşte bu bir algıdır. Televizyonları seyrediyoruz. Dün de anlattım size. Siz bana sordunuz ki Aksel abi futbol programı izliyor musun? Ben size söyledim. Bir iki tane arkadaşım var. Yanımdaydılar. Bunları seyrediyorum dedim. Çünkü insan bildiğinde unutuyor. Hakemlik sisteminde olduğu gibi yorumculuk sisteminde de böyle bir şey vardır. Birisini tanırsınız, çıkarsınız. Belki yayınlar falan yaparsınız. Peki. Böyle Sevgili... biliyorsun. Beni 3-4 aydan yok 5-6 ay oldu sizinle tanışalı. Söyle, dilim kemiği yok. Bunları da söylemek durumunda. Aksel Yavuz'dur ama. Çünkü 82 milyon adı ve soyadı böyle yan yana gelen enteresan bir adam. Kesinlikle. Benim derdim evet. Ülke futbolu eyvallah güzel. Benim derdim Trabzonspor'dur. Benim derdim altyapıdır. Benim derdim insanlara doğru bilgi vermektir. Bunları Evet. anlatacağız. Ben Trabzonspor'a çok inanıyorum ya. Şu cümleyi çok söylerim Nergis. Ben Trabzonspor şampiyon olsun desem. İkinci lige de düşse, üçüncü lige. Ben Trabzonspor'luyum. Çünkü benim genlerimde var mı? Tabii ki. Dolayısıyla siz eğer başarı erken gelsin diye kendinizi çok zorlarsanız kaybedersiniz. Ama Trabzonspor camiası, Trabzonspor'u anne, baba, sevgili, aşk, bayrak, Kur'an-ı Kerim onlarla yan yana koymuştur. Başarılı olmasını istiyorlar. Fakat futbolda bir süreç var. Dün de anlattım sizin yayında. Bunları tamamlamanız lazım. Uzun lafın kısası. Savunma hattına yapacağınız takviyelerle beraber ben önümüzdeki yılı görebiliyorum. Yarım kalan bir hikaye vardır. Yarım kalan bir aşk vardır.
Ben bu pandemi sürecini de açık ve ne söyleyeyim. Hakikaten keyif vermedim. Yağsız bir yemek gibi. Susuz bir yemek gibi. Böyle oynandı. Emin olun. Şu pandemi olmamış olsaydı son haftaya Galatasaray'da çok iddialı girerdi. Tabii, o da var. Aynen öyle. Özet. Özet. Pandemi öncesi hakemler Trabzonspor'a etti. Pandemi sonrası Trabzonspor kendi kendine yetti. Çünkü çok basit bir örnek vereyim. 5 tane oyuncu değiştirme hakkınız var. Trabzonspor bunu hiç kullanabildi mi? Başakşehir'de Robinho giriyor. Trabzonspor'a genç bir arkadaş geliyor. Ekuban sakatlandı. Sosa sakatlandı. Vakame sakatlandı. Abdüs sakatlıktan geldi. Nasıl duracaksınız ayakta? Evet. Bir de psikolojik etkenler bu işte. Pay sahibi. Amma ve lakin. Pandemi süreci öncesinde Trabzonspor iyi direndi. Şu gerçeği de unutmamak lazım. 5-6 yıldır yapılanan bir Başakşehir. Kabul edin etmeyin. Abdullah Avcılı'ya başlayan bir serüven var orada. Şu örneği çok veririm. Hanımefendiler bilirler. Oya gibi, Kanevice gibi. İşliye işliye geldiler. Ama tüm bunlara rağmen hakemlerin 5-6 tane maçı var böyle. Bu konuyu dünyanın her yerinde tartışırım. Türkiye'de de aynıdır. Arjantin'de de aynıdır. Brezilya'da da aynıdır. Amma ve lakin. Standarttan çok uzak bir lig izledik. Tabii. Allah böyle bir korona süresini bir daha yaşatmasın hakikaten. Ülke olarak iyi de kalktık buradan. İyi de kalktık. Hakikaten Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yerinde hamleler yapıldı. Sağlık Bakanımız o televizyonda konuşurken mesela izleyen bir insanın dışarıya çıkası dahi olsa çıkmak istemedi. Aynen öyle. Uzun lafın kısası futbolumuzu da etkiledi, ekonomiyi etkiledi, psikolojimizi etkiledi. Ama psikoloji söz konusu olunca futbolcularda bu çok daha fazla görüldü. Ama vatandaş olarak şahsım adına söylüyorum, ben güldüm geçtim. Çünkü dün de söyledim size. Ben dünyayı kafaya takıp dünyanın kahrını çekeceğime, dünya çeksin benim kahrımı. Olay budur. Olaya böyle bakmak Çok doğru. Peki, Aksal abi eklemek istediğim bir şey varsa alayım. lazım. Bir sezonu geride bıraktık. Acı tatlı. Trabzonspor bazen üzdü, bazen çok sevindirdi. Ama heyecan verdi. Uzun soluklu yapılanmanın sonucunu 3 aşağı 5 yukarı futbol adamı olarak kestirebiliyoruz. Şanslıklar oldu. Bunların hepsine eyvallah. Ancak bir Trabzonsporlu olarak, bir Trabzonspor divan üyesi olarak, bir futbol adamı olarak zaten sevgili Ahmet Ağoğlu da şu açıklamayı yaptı. Kadroyu pek fazla dağıtmayacağız dedi. Bu da şu anlama gelir. Belki bir oyuncu gidebilir. Takviye yaptığınız zaman yine biz önümüzdeki yıl Allah sağlık verirse Trabzonspor'un çok güzel şeylerini anlatacağız. Maçlarını anlatacağız. Ve keyif alacağımıza inanıyorum. Dün sizin yayının son bölümünde şu cümleyi söyledim. Şu sesimi kaydedin, bunu alacağım senden. Bir yıl sonra konuşalım dedim. Ve bu konuda çok iddialı. Hiçbir zaman iddialı olmayı sevmem, inatçı olmayı sevmem. Ama fikrimi savunurum. O kaseti saklayın. Önümüzdeki yıl sezon sonunda sizle paylaşalım. Hayat devam ediyor, lig devam ediyor. Şurada bir ay sonra başlayacak. Amma ve lakin. En güzel şey şudur. 2 gün sonra bayram yaşayacağız. Bayramlar güzeldir. Bayramlar keşke bu pandemi süreci olmamış olsaydı. Büyükler el öptürseydiler. Küçüklere harçlık vermiş olsaydı. Tabii sen de diyeceksin Aksel abi ben de senin elini öpeceğim diye. Evet. Herkese mutlu bayramlar diliyorum. Güzel bayramlar diliyorum. Benim de bir Trabzon seyahatim olacak. Birkaç Evet. gün kalacağım. Bu vesileyle gazetem Milliyet'in Skorer TV'nin aracılığıyla sizin nezdinizde tüm futbol severlerin, tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Ailenizle, kardeşlerinizle, sevdiklerinizle
güzel bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Aksal abi. Ben de senin bayramını kutluyorum. Görüşeceğiz zaten bayramda. Bir el öpme olayımız olur bizim yani. İnşallah, inşallah. Peki. Çok teşekkür ediyorum Ben Aksal Yavuz. teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İyi Eyvallah. yolculuklar diliyorum şimdiden. Trabzon'dan bize güzel haberlerle dönmeni bekliyoruz. Senin güzel haber mesajın transfer haberidir. Ama dedim ya herkes 3 ay 4 ay önceden yazıyor bunları. Evet, öyle. Peki, teşekkür ederim Aksal Ben abi. teşekkür ederim. Başarılar yarın. Sağ olun, kolay gelsin, iyi yani.